Ama Allah için gerçekten haber yok. Gerçekten ya bu çok kötü bir fikir aslında. Yatsam çok korkunç bir şey yani söylememem lazım. Gerçi Ayşe Hanım soğukkanlıdır. Bunlara tepkiyi fazla vermez ama ona Ayşe Hanım seni aldatıyorum deyip eşek şakası yapacağım. Acaba nasıl bir tepki verir bilmiyorum desem. Acaba nasıl karşılar ya? Hakikaten merak ediyorum. Soğukkanlı ama normalde inanmayabilir. Ya da zaten erkeklerin yaptığı bir şey de diyebilir. Vallahi haber yok. Rol değil. Gerçekten yapacağım bunu. Yani video çekmek için rol yapmayacağım. O da yapmayacak. Şu an habersiz olarak çekiyorum bunu. Kötü fikir ama değil mi? Üzülür. Denemezsem vazgeçsem. Gidiyorum bak mutfağın yanına. Biraz düşüneyim. Kötü saçma bir şey üzülebilir, kırılabilir. Ama şaka olduğunu öğrenince onunla işte karşılaşırsın. Şaka bir de olur. Deneyeceğim. Ne yapıyorsun Ayşe Hanım? Kolay gelsin. Ha, bardaklarımı toparladım. Tabaklarımı yerine koyacağım. Temizlik ya, düzenleme mi yapıyorsun? Evet, düzenleme yapıyorum. Akşam misafirim vardı. Ben seni çekiyorum. Hiçbir yerine bakma. Niye çekeyim? Ha. Öyle kamerayı açtım. Geziniyorum evin içinde. Ha, ben ev vlogu gibi, dolaşma gibi bir şey. Sen terledin mi hayatım? Evet, terledim. Niye? Hasta mısın? Biraz. Hastasın yani. Geçmiş olsun. Doktora götüreyim mi? Yok gitmem doktora. Niye gülüyorsun? Doktora gitmem. Doktora ben neydim şimdi gideyim de. Niye gülüyorsun? Ne için güldün? Gülümsedin de. Gülümsedim mi? Doktora gideyim deyince şu mübarek bu dedim de doktora gideyim ben. Düşersin ondan ama yani. Yok yok düşmeyeceğim inşallah. Şunlar bir yerleştireyim. Ya Kerem usta. Ayşe Hanım. Efendim. Sana kötü bir haberim var. Söyle. Ama üzülebilirsin. Ne oldu ki? Bilmem. Kötü bir haber. Onu merdiven bir şeyden aşağı in söyleyeceğim. Tövbe ya. Bak zaten hiç iyi değilim. Söyleyeceksen söyle diye. Hazır mısın? Söyle. Ben başka birini seviyorum. İmkansız olamaz. Niye? Hayır. Onu seviyorum, buldum birini. O ne? Hadi canım. Bak geçecek diyor. Şu hamle yok. Saçmalama ya. Doğru söyle. Gerçek olamaz bu. Söyleyecek halim bir, söyleyecek halim bıraktım doğrusu. Vallahi bak elime gerçekten bu geldi. Ne alalım şöyle? Nerede? Tamam. Tamam nerede söyle gerçek de. Tamam. Bir sefer ciddiyim. Tamam. Ya söylesene tamam. Ciddiyim. İnanmıyorum. Deli misin ya? Ciddiyim söyle. Tamam. Ben de ciddiyim. Ben gerçekten ciddiyim. Ama söylemek zorundayım sana. Hayır. Ben yıllarımı verdim. Açma. Tamam bir kere söyle bari. Tamam. Ayşe Hanım. Ya bıçakla konuşulur mu? Bıçağı bırak bir. Bıraktım. Bıraktın mı? Bıraktım. Söz mü? Oturup konuşacağız. Bir kenara oturup konuşacağız. Tamam konuşacağım aç. İyi tamam kameramı ayağını getir de kamerayı elimden bırakayım oturup konuşalım. Bu konuyu ciddi bir konuşalım. Ne oğlum? Kameranın ayağını da ben getiriyorum. Vallahi terledim. Ben de benim size kötü bir şaka.
Tamam, ben kamerayı zaten çekiyordum, oturup konuşalım. Sence ben niye çekiyorum bunları, bu görüntüleri? Sevgilime göstermek içindir, ne bileyim ben. Yok yok, onun için de gel. Gel otur şöyle. Ayşe Hanım, arkadaşlar akşamdan misafirler vardı da çömlek güveç yapmıştı. Onları yıkamış, sermiş, kurusunlar diye. Oh, ama ev haline bakın. Ayşe Hanım'ın salon bloğu dolmuş. Hayır, tamam, bak. Tamam, neyse, konuyu değiştirmeyelim, gel. Sevgilisine göster hocam, bak ne kadar sülepe, oralara buralara seriydi. Evet, ben mutfağım temizlemek için yaptım. Tamam, tamam hayatım, sakin ol, sakin ol. Otur şuraya. Mutfağım temizlemek için yaptım. Şuraya otur, şuraya, şuraya, şuraya otur. Cafer, Cafer. Baban gidiyor mu Cafer? Cafer, kaldık baş başa. Cafer, bir telliğimi de sen al. Tellik, tellik. Gel. Gel oğlum, gel. Bak geliyor, bak vallahi geliyor, geliyor bak. Gel, gel. Geliyor işte, inin kendin in, geliyor. Hadi gel hadi. Hadi. Aa, yavaş hayatım, dur konuşacağız daha. Cafer, senin yaptığın çorumlu yapmaz. İki dakika dur. Ne vermez oluyor? Üzüldün mü çok? Çok da üzülüm, açarlar. Tamam. Tamam, sence ben niye çekiyorum ama? Sevgiline göstermek için. Hayır, hayır. Ben onu böyle böyle... Cafer'in yaptığına bak Cafer'in. Cafer bile sana kızdı. Üzülme, şaka yaptım ben sana. Kamera şakası, tamam mı? Eşek şakası değil mi? Gel. Tamam, şaka niye vuruyordun o zaman ya? Ama yürüyem ağzıma geldi. Gerçekten bak, vallahi billahi o kadar sinirlendim ki. Cafer bir şey diyor. Bak, Cafer bile sana kızıyım. Cafer gel oğlum. Sen benim annem ne haklı üzersin diye. Bak gördün mü? Ama şaka ya. Sizden gelen yorumlardı arkadaşlar. Yorumlar demeyeyim de istekti, denemek istedim. Ayşe Hanım ilk başta vallahi arkadaşlar eline şeyi aldı. Sonradan bıraktı. Anladın vallahi mı? Öyle istekler... Anladın mı şaka olduğunu? Anlamadım. Ama bak öyle istekleri bir daha istemek istersen bir ananıza babanıza deneyin. Denesinler. Kameranın içine niye çekildiğini düşünmedin mi? Belki dedim sevgilime gösterirsin. Bak Cafer bile razı değil. Cafer bari arkadaşlar şunu bir alıp geleyim. Cafer bile razı değil. Var. Oğlum gel. Ha, orası kapalı diyor. Gel, açık mı? Gel. Yok, Cafer bile razı değil. Cafer de kızdı. Hakikaten o da mı anladı acaba? Hissettin mi? Anladı. Hissettin değil mi kızım? Cafer? Hissettin mi? Bu bir şey, bu bu iş. Hissettin mi? Babaş. Hı? Ya o bile razı ama sıçtı, gördün mü? Geçek mi ne olur? Hemen yapma böyle şeyler ya. Yaptı bile. Sen ne mi hissettin yoksa? O da hissetti. O da çok kızdı sana. Ne? Gülük? Yapma diye. Böyle tamam, şakalar tamam, olmaz şaka, diye. Şaka, şaka ama şaka. Böyle şaka mı olur olmuş? Üzülme anne de. Anne üzülmedi hadi. Tabii anne üzüldü çok... bak. Yine gitti. Kamera şakası. Eşek şakası, eşek. Saydın mı diyor? Eşek şakası hayatım. Vallahi eşek şakasıymış, neyse. Ciddi ol. Arkadaşlar. Ama kimse kimseye böyle bir şaka yapmasın, çünkü hiç kaldırmayacak bir şaka değil. Goodbye.